Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanatlı Kuşlar Diyarına hoş geldiniz. Arkadaşlar birkaç gündür muhabbet kuşlarıyla ilgili videolar çekemiyorduk pek vaktimiz olmadığı için. Bugün kısmet oldu. Çekme kararı aldım. Kuşlarımızın son halini göstereceğiz size. Arkadaşlar şu kafeste yavrular vardı. Yavruların 6 tanesini sahiplendirdik. Geri kalan 2 taneyi de alttaki salmaya aldık arkadaşlar. Gösterelim şöyle. Şu an burada daha önceden zaten olan üstteki bir takım şovumuzu almıştık. Ve diğer kalan 2 yavruyu aldık. Salmada şu an 5 tane kuşumuz var burada arkadaşlar. Bu salma da benim kendi yaptığım salmadır. Altı çekmeceli. Güzel bir şey yapmıştık. Uğraştık biraz oldu. Onun dışında buradaki show jumbolarımız var arkadaşlar. Bunların yavruları var. Bakalım ben de birkaç gündür açmadım açıkçası pek. Yavrular ne boyuta gelmiş görelim. Arkadaşlar görüyorsunuz yavrularımız maşallah. Şu renk güzeli çekinik parçalı yavru. Çok güzel bir yavru oldu maşallah. Erkek. Bu erkek yavrumuz. Şu gördüğünüz yavru da erkek arkadaşlar. Burada dişi yavru var mı? Bir tane dişi var. Yanılmıyorsam. Bir tane dişi yavrumuz var. Toplam zaten 4 kardeş buradakiler. Maşallahları var. Üstteki tepelileri göstereceğim arkadaşlar size. Tepeli yavrularımızı. Üstte tepeli takımımız var. Bunların da zaten son ağız yavrular. Ayrıca dinlenmeye alacağız. Çünkü bütün kışın boyunca yavru verdiler bize. Arkadaşlar burada 5 tane yavrumuz var. Şöyle bakalım durumları ne? Zaten en küçük yavru şu. Bakın güzel tepe atmış ya. Tam Gloucester tepe atmış. Görüyorsunuz tepeyi. Maşallah. Rengi de güzel olacak. Sarı yüz mavi spankli. Güzel renkleri oldu bu seferki yavruların. Şu da güzel bir renk. Bakın arkadaşlar. Muhteşem bir rengi var. Bu zaten bir önceki kardeşlerini görmüştünüz. Vardı bizde. Ama perşem atmış ya. Enteresan. Anne baba tepeli demek ki perşem atıyor ama ağır kamp perşem. Yani onu normal kabağa bile vursam, tepesiz muhabbet kuşuna bile vursam tepeli yavru alabilme ihtimalim yüksek. Alırım da yani. Ki deneyeceğiz de bunu ileriki videolarda. Bu da son çıkan en küçük yavrumuz. Daha tam tüylenmedi ama anne baba güzelce beslemiş onu. Beslemeden yana bir sıkıntımız yok. O yüzden demek ki problem yok burada. Gösterelim. Zaten üst üste çıkıyorlar. Şöyle. Yavrularımız burada. 5 yavrumuz var. 4 yavrumuz orada var. Toplam 9 tane daha yavrumuz geliyor. Zaten arkadaşlar diğer kafeslerimiz boşaldı. Alt üst boş. Bu kafeslerden elimde 4-5 adet daha var. Bu önümüzdeki sezon inşallah bir yaklaşık bir 10 takımla sezonu açmayı düşünüyorum. Kısmet olursa. Bir 10 takım kadar kuş yapacağım. Kendi yavrulardan da ayıracağım biraz. Bunlar da zaten anaçlarımız. Arkadaşlar videolarda maşallahınızı esirgemeyin. Bu şekilde kuşlarımız. Chromio Gloucester tepedir. Bir önceki videolarda da var zaten. Bu benim kral damızlıklarımdan. Yani yaklaşık bir yıldır falan ben de birçok yavrusunu aldım. Çok güzel de yavru bakıyor. Maşallah var. Hangi dişiyi atsam yumurtlattı. O yüzden en güzel erkeklerimden biri. Arkadaşlar videolara beğeni atmayı unutmayın. Likelayın. Bazen görüntüleme sayımız yüksek oluyor. Mesela şu an yaklaşık 260 abonemiz var. Ama görüntüleme sayısı 500-600 oluyor. Videolarımız izlenip geçinmesin. Sizden ricam biraz duyarlı olalım. Siz abone olun sayımız yükselsin. En azından video çekme hevesimiz gitmesin arkadaşlar.
Burada ister istemez bilgiler aktarıyorum size. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Aynı şekilde her daim istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Kuşların hastalıklarıyla ilgili, bakımlarıyla ilgili, yavrulatmayla ilgili. Onlarla ilgili size cevaplamalar yaparız inşallah. Böyle bir videomuz olsun arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone kesinlikle oluyoruz, destek veriyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Videoyu izlediğiniz için çok sağ olun.